Hani markette daha az kişi olan kasa sırasına girersiniz de girmediğiniz o kalabalık sıra su gibi akar ya. Ya da yere düşen her şey ulaşılması en zor köşeye yuvarlanır. Veya beklediğin o çok önemli telefon hep telefon şarjı bittiğinde gelir. Telaşlanma. Bu durum evrensel. Ve işte bunlar hep Murphy kanunları. Bu abiyi iyi tanıyın. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en karamsar insan olan bu abinin adı Edward Elias Murphy Jr. Bu videoyu izledikten sonra ters giden her işinizde onu anacaksınız eminim. Yıl 1949'du ve Murphy abimiz Amerikan Hava Kuvvetleri'nin MX-981 kod adlı çarpışma testi üzerinde çalışıyordu. Birlikte çalıştığı bir de teknisyen vardı. Bu teknisyen gerginlik ölçen algılayıcıların kablolama aşamasında görevliydi. Fakat teknisyen sıkıntılı bir tipti. Çünkü her yaptığı işte mutlaka hata yapıyordu. Şöyle düşünün, deneyde insan vücudunun 16 değişik noktasına takılması gereken akselometrenin hepsini yanlış yere takmıştı. Mühendis olduğu kadar şakacı da olan abimiz Murphy, birlikte çalıştığı teknisyenin bu durumuna artık kanıksamış, hatta şaka malzemesi olarak kullanmaya başlamıştı. Ve sonradan çok meşhur olacak sözleri söyledi. Bir işi yanlış yapmanın bir yolu varsa bu adam onu mutlaka bulur. Pardon, buraya bir böyle kötü sitcomlardaki gülme efektinden alabilir miyim? Teşekkür. Murphy'nin bu sözüne ve diğer pek çok ironik ifadesine bayılan arkadaşları da Murphy yasaları şeklinde bir kavram oluşturdular. Murphy'nin iş arkadaşlarından biri olan John Strapp, MX-981 kod adlı çarpışma testi projesinin basın toplantısında gazetecilere "Yıllardır yaptığımız çarpışma testlerinin güvenle devam etmesi, Murphy yasalarına kalpten inanmamız ve kaçınılmaz olan sonuçları sürekli görmezden gelmemizden kaynaklanmaktadır," diyor. Sonra artık Murphy yasalarının ününün önü alınamıyor. Tüm dünyaya yayılıyor. Murphy yasaları günlük hayatta, çalışırken ya da aşk hayatınızda, hatta evde otururken bile başınıza gelebilecek türlü şanssızlıklar ve başarısızlıklara şakalarla yaklaşmak üzerine odaklanır. Ama gayet de mantıklı bir düzleme oturur. Mesela, yetişmeniz gereken önemli bir toplantı varsa mutlaka trafik sıkışır. İşe geç kaldığın ilk gün mutlaka patrona yakalanırsın. Beyaz giyersin ve 2 dakika sonra üstüne bir şey dökersin. İşte tüm bu sinir bozucu durumlar evrensel Murphy yasalarının işlediğinin açık birer göstergesi. Gel zaman git zaman Amerika hava üssündeki Murphy abimizin bulduğu bu kanunlar kitaba dönüştü. Kitabı okuyan herkes Murphy yasalarında kendinden bir şeyler buldu. Murphy yasaları adeta fenomen oldu. Hatta insanlar işlerinin sürekli ters gitmesini eleştirmenin en komik ve ironik halini bulmuş ve bunu çok sevmişlerdi. İnsanlar bu yasaları sevdikçe Murphy aynı düzlemde pek çok kuram geliştirdi. İşte bu kuramlar da New York'ta bir yayın evi olan Harvey Hudder tarafından derlendi ve kitaplaştırıldı. Artık Murphy kendi adına sayısız kuramı olan ünlü bir kişiydi. Tabii bu kuramları daha da geliştirmek, genişletmek gerekiyordu. Bu sebeple de teknoloji, aşk, askerlik ve hukukla ilgili günlük hayatta yaşanan sorunlar ve onlarla sunulabilecek pratik çözümlere dair yeni kuramlar birbirini izledi. Hatta başka kişiler de Murphy yasalarına benzer, onlarla uyumlu yeni kanunlar geliştirdiler ve bu liste uzayıp gitti. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar ya da felaket doğuracaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Günümüzün şanssızlıklarla dolu dünyasını düşününce insan hakikaten ya diyor. Yani gel de Murphy yasalarına saygı duyma şimdi. Videonun sonuna bir tutam Murphy yasası serpiştirdik. Siz de kendi Murphy yasalarınızı yorumlara atarsanız seviniriz.